Bizleri ekran başında izleyen Anadolu'nun asil evlatlarını, aziz vatandaşlarımızı ve siz gazi meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı cumalar olsun. Tarım ve Orman Bakanlığı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Artan şehirleşme, hızlı ve dijital dönüşüm, salgınlar maalesef yeni nesli topraktan ve tarımdan uzak yetişmelerine neden olmuştur. Toprağın değerini bilen nesillerin yetişmesi için çalışmalar başlatmalıyız. Ve biliyoruz ki biz çocuklarımıza toprağın değerini anlatabilirsek, toprak da gelecek nesillere bakacak. Sonuçta gelecek toprakta, toprağımız da emin ellerde olacak. Bugünkü sel felaketlerinin ve afetlerin ekolojik sistemin bozulmasıyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Yediklerimizin başımıza farklı işler açacağını ve ilaçlara mahkum bırakacağını da biliyoruz. Tüm bunların kökü yediklerimizden, yani topraktan geliyor. Toprağın burada suçu yok. Biz ne yaparsak karşılığını veriyor. Bu sebeple toprakla barışmamız lazım. Gıda ile ilgili ne yapacağımıza toprakla barıştıktan sonra karar vermemiz gerekiyor. Köylerde yeni tarım politikalarında umut vadeden gelişmeler var. Tarımla ilgili herkesin sigortalanması lazım. Bir kişi köyde yaşıyorsa bu kişiye ekstra gelir sağlanmalı. Bu önümüzdeki dönemi kurtaracak bir yatırımdır. Tarımda dışa bağımlılığı kaldırıp kendi iç dünyamıza ciddi yatırımlar yapabilecek, kendi vatandaşına yetebilecek, bunun haricinde de yurt dışına ürün satabilecek güçte bir ülkeyiz. Bitki, iklim, toprak, su, doğa bir zincirin halkalarıdır. Ve hepsi stratejik öneme sahiptir. Halkalardan biri zarar görürse zincirin tümü bundan olumsuz etkilenir. Yaş, meyve ve sebze ürünlerinin pazarlanmasında meydana gelen fiyat dalgalanmaları sektörü olumsuz etkilemektedir. Havzalara göre üretim planlaması yapılarak oluşturulan havza bazlı ürün destekleme programları tarım ürünlerinin temininde karşılaşacak sıkıntıları sona erdirmeye yöneliktir. Ancak tarım ürünlerinde hasat öncesinden hasat sonrasına tüm aşamalarını içeren yapılar geliştirilmelidir. Bunun işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmelerinde de olumlu katkılar olacaktır. Tarımsal üretimde erkenciliğe, geçiciliğe, kuraklığa dayanıklı verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara da önem verilmelidir. Çünkü bilinçsizle yapılan tarım sürdürülebilirliği öldürebilir. Tarımsal işletmelerde altyapı ve mekanizasyon sorunları bu alanlara yapılacak yatırımlarla iyileştirilebilir. Tarım işletmeleri ve hayvancılıkla ilgili işletmelerin yeni teknolojiye erişmeleri teşvik edilmelidir. Tarımın gelişmesi, sanayimizin gelişmesi demektir. Bu gelişme hem tarıma dayalı sanayide hem de diğer kollarında üretim artışını teşvik etmektir. İşsizliğin ve kırsal kesimden kentsel geçime doğru olan göçlerin azalmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Kırsalın gelişmesi için köy mahalle statüsü, köy okulları bölgesel olsa dahi açılması ve mevzuatın uyumlu hale getirilmesi gerekir. Damızlık hayvanların alımının desteklenmesi ve anaç hayvanların kesilmemesi, yayla ve meralardaki sosyal ihtiyaçlar için proje desteği verilmesi, meraların ıslah projelerine daha çok destek verilmesi, kuru ve sulu arazilerimizdeki yem bitki çeşitliliğinin arttırılması ve daha çok desteklenmesi, kadın yetiştirici, çiftçi ve kadın çobanlara sosyal güvence desteği sağlanması, genç girişimci çiftçiler ve üreticiler daha çok desteklenmeli, kırsaldan göçün ve işsizliğin önüne geçilmesi, girdi maliyetindeki artışlar çok olduğunda da piyasa dengesi oluşturulmalıdır. Fahiş fiyat artış ve spekülasyonların önüne geçilmesi gerekir. Kırsalda küçük aile işletmelerine farklı özel destek ve hizmet verilmelidir. GES proje ve desteklerine önem verilip teşvik edilmelidir. Seçim bölgem Malatya için 2023 yatırım programına planlama ve proje olarak
1. Malatya Yarımcağın pompaj sulaması rehabilitasyonu proje yapımı. 2. Malatya Daren ve Gökpınar sulaması optimizasyon işi proje yapımı ve daha önceden de taleplerimiz olan Hekiman İyidir, Kuluncak Alvar, Yazıhan Epreme, Kuluncak Kızılhisar, Doğan Yol Kutan göletleriyle yaklaşık 40'a yakın köyümüzdeki taşkın korumaların yapımlarının ve 2023 proje kapsamına alınmasını Sayın Bakanımızdan talep ederiz. Yatırım programında olup da ihalesinin yapılmasını istediğimiz büyük su işlerimiz vardır. 1. Yoncalı sulaması, 2. Yazıhan ve Battal Gazi Ovası'nı kapalı sisteme çevirecek Boztepe pompaj sulaması, 3. Yazıhan'a hayvancılık besi organize sanayi bölgesinin kurulumunun ve yer tahsislerinin hızlı şekilde yapılması. Malatya'da toplam 200 bin ton buğday ve arpa hasat edilmektedir. Mevcut Toprak Mahsulleri Ofisi silosu fiziki şartları yetersiz olup TMO'nun bünyesinde tarım OSEB'nin yanına 30 bin ton yeni silo yapılması şehrimiz ve tarım sektörü içinde önem arz etmektedir. Türkiye'de ilk olarak balıkçılık su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi çalışmaları ilimizde devam ediyor. Bu OSEB'e kurulduğu zaman ilimize ve ülkemize katkısı 1 milyar ABD doları üzerinde olması da hedefleniyor. Bu OSEB'nin de yatırım planının alınmasını ve Malatya'mızın bekleyen taleplerinin karşılanmasını Sayın Bakanımızdan talep ederiz. Ve bu taleplerimiz için de Sayın Bakanlarımızdan ilgi alakaları için de şahsım ve Malatya adına teşekkür ediyorum. 2023'te de tarımda da lider ülke Türkiye olsun ki son günlerde çok söyleniyor. 2023, hedef 2023, lider Türkiye ülke. Tabii lider ülke Türkiye vizyonunu bize Sayın Devlet Bahçeli 31 Ekim 2010 tarihinde, altını çiziyorum, 31 Ekim 2010 tarihinde Ankara'da yaptığı millet ve devlet bekası için güç birliği toplantısındaki konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefinin 2023 olduğunu vurgulamıştı. Bu çerçevede gelecek 12 yıllık döneme ilişkin ekonomik, sosyal ve siyasi politikalarımızı Hedef 2023 Yükselen Ülke Türkiye vizyonuyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Ve şöyle hitap etmişti o gün. Değerli dava arkadaşlarım, 2023'e doğru Yükselen Ülke Türkiye vizyonumuzun temel hedefi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi bölgesinde ve küresel alanda her bakımdan bir güç merkezi haline getirmektir. Amacımız Türkiye'nin siyasi istikrar ortamında ekonomik büyüme ve sosyal gelişmesini sağlayarak, milli birliğini koruyarak topyekün bir milli seferberlik başlatması ve bütün imkan ve kaynaklarının bu büyük hedefe ulaşmak için harekete geçirmektir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılına kadar bölgesinde lider, küresel alanda bir güç merkezi haline gelmiş Türkiye idealini bütün unsurlarıyla gerçekleştirmeye kararlıdır demiştir. Evet, 13 yıl önceki konuşmasında hedef 2023 lider ülke Türkiye projesidir. Liderlik ülkesi davası ve fikirleri için insanları ortak bir hedefe ulaştırmak için harekete geçirme yeteneğidir. Lider kendisinde bulunan mevcut gücü ve motivasyonu halkına ve dava arkadaşlarına kazandırabilendir. Lider eylemin ilham kaynağı ve yöneticisidir. 13 yıl önceden yılmadan, yorulmadan, bıkmadan öngördüğü hedefi ve yol haritasını çizendir. O lider Sayın Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'dir. Bilge Liderim Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömürler nasip etsin. Bu vesileyle bütçemize olumlu oy kullanacağımızı ve bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Servetiniz ana baba duası olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.